Sayın Genel Başkanım, Avrupa'nın en büyük metropolü, hepimizin göz bebeği İstanbul'umuzu 2009'daki yerel seçimlerde bir değil kez, iki kez kazanan İstanbul'un helal oylarıyla mazbatasının çalınmasına karşı yılmadan, yorulmadan her şey çok güzel olacak diyerek bir büyük zaferi bize kazandıran, tüm İstanbullulara hangi partiye oy verdiğine bakmadan, etnik kökenine, mezhebine bakmadan hizmet götüren, İstanbul'u kazandığı için sadece kendisine değil, tüm İstanbullulara bedel ödetmek istercesine bir siyasi kumpas davasına muhatap olarak geçtiğimiz hafta 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan, hepimizin göz bebeği İstanbul'un atanmış değil seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu aramızda. Hoş geldiniz başkanım. Ülkemizi 20 yıldır yöneten siyasal iktidarı sandıkta yenebilmek amacıyla başladığı bir uzun maratonun son metrelerini koşan, iktidarı göndermek ve demokratik parlamenter sistemi inşa etmek için tek grubu zümreyi değil 85 milyonun her ferdini kucaklayan, ayrımcılığı, hukuksuzluğu, yoksulluğu, yolsuzluğu, rüşveti, kayırmacılığı, ekonomik buhranı sona erdirmek ve demokrasiyi, refahı, adaleti getirmek için bir büyük yolculuğa siz yol arkadaşlarıyla, biz yol arkadaşlarıyla çıkan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Hiç meraklanmayın, hiç meraklanmayın. Halkın iktidarını mutlaka kuracağız. Halkın iktidarını. Efendim hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz. Bizleri televizyonları başında izleyen saygıdeğer vatandaşlarım, radyoları başında dinleyen saygıdeğer vatandaşlarım, sosyal medya hesaplarında bizi izleyen, dinleyen değerli genç arkadaşlarım, hepinize Cumhuriyet Halk Partisi grubundan kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyorum. Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini biliyorum. Hepimiz bunun farkındayız. Ama kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Kararlılıkla, inançla yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'ye huzuru getireceğiz. Türkiye'ye kucaklaşmayı getireceğiz. Türkiye'de helalleşmeyi getireceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden 85 milyon insanı kucaklayacağız. Bunun sözünü veriyorum bütün halkıma. Ve bize düşen görev, Türkiye'yi bugün içinde bulunduğu zor atmosferden çıkarmak. Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek. Türkiye'de devletin kurumlarını liyakatli kişilerin yönetebileceği bir sürece evrilmek. Bütün bunları azimle, kararlılıkla, sabırla gerçekleştireceğiz. 6 lider bir aradayız. 6 genel başkan bir aradayız. Hepimiz aynı şeyleri düşünüyoruz. Demokrasiyi savunuyoruz. Bu ülkeye demokrasiyi ya getireceğiz ya getireceğiz. Beraber getireceğiz. Bazen soruyorlar veya eleştiriyorlar. Efendim demokrasi demokrasi diyorsunuz. Milletin mutfağında bir şey kalmadı diye. Mutfakta bir şeyin kalmamasına yol açan temel olay bu ülkede demokrasinin olmamasıdır. Demokrasi olursa herkes düşüncesini ifade edecek. Demokrasi olursa sendikacının, işçinin, emeklinin, çiftçinin hakkı ödenecek. Dolayısıyla bu çerçevede ilk adım demokrasi. Sonra hep beraber hızla büyüme ve kalkınma. Bunu yapacağız. Çünkü her şeyimiz var. Güçlü bir insan kaynağımız var. İmkanlarımız var, devlet olarak saygınlığımız var. Bütün bunların tamamını inşallah gerçekleştireceğiz. Bakın demokrasinin olmadığını gösteren temel bir olay. Bir partinin genel başkanı İstanbul'da, Kadıköy'de kendi ilçe binasına giremiyor. Niçin? Talimat verilmiş. Buraya sokmayacaksınız diye. 6 milyon oy alan bir siyasi partinin genel başkanı kendi ilçesine giremiyor. Ne söyledim? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Onlar şeytanlar ve bunu yapıyorlar ve bizler de beraber mücadele edeceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Tabii bunu yaparken
Polis arkadaşları asla suçlamıyorum. Çünkü onlara talimat veren bu işin sorumlusu. Talimat veren. Talimat verenin kim olduğunu, gücünü saraydan aldığını da çok iyi biliyorum. O nedenle bizler taşkınlığa kapılmadan sağduyuyla hareket ederek sandığı bekleyeceğiz. Sandık gelecek, gideceğiz, oyumuzu kullanacağız. Saray ve şürekasını yolcu edeceğiz. Hep beraber yolcu edeceğiz. 6 yaşındaki, evet, 6 yaşındaki bir çocuğa sistemli tecavüz edilmesi ve bunun karşısında iktidarın suskun olması. Ya diyorum ya, bunlarda vallahi de billahi de vicdan yok. Vallahi de billahi de ahlak yok. Vallahi de billahi de erdem yok bunlarda. Küçük bir çocuk sistematik tecavüze uğrar. Bakan geliyor diyor ki 2 yıldır olaydan haberimiz var. 2 yıldır ya. Devleti çalıştırmadılar. Savcıları çalıştırmadılar. Polisleri çalıştırmadılar. Sahte raporları aldırdılar. Arkasındaki güç kim? Bunun cevabını hala almış değilim. Devleti çalıştırın dedim. Adalet Bakanlığı'na yürüdüm. Bir çocuğun hakkı için, bir çocuğun, 6 yaşındaki bir çocuğun hakkı, hukuku için gittim ben oraya. Sonra ne oldu? Devletin refleksi çalışmaya başladı. Demek ki bu kardeşiniz haklı. Demek ki bu kardeşiniz adaletin peşinde sonuna kadar koşacak. Adaleti getirecek bu ülkeye. Vallahi de billahi de, bakın yemin ediyorum. Vallahi de billahi de bunlar devleti yönetemiyorlar. Şimdi gelelim son duruma. Son günlerde yaşadığımız tabloya geleyim. Herkesin anlayacağı bir dilden özetlemeye çalışayım. Sevgili halkımızın da dikkatle dinlemesini isterim. Önce soru. Önce düzmece bir dava açtılar mı? Evet, açtılar. Sonra saray bu mahkemeye müdahale etti mi? Evet, etti. Asla çıkmayacak, çıkarılamayacak bir kararı bu mahkemeden çıkardılar mı? Evet, çıkardılar. Her şeyi gizli kapaklı değil. Her şeyi alenen yaptılar. Herkesin gözü önünde yaptılar. 85 milyonun önünde adaleti açıkça katlettiler. Bunu bütün vatandaşlarımın, sağcısı, solcusu, ortacısı, başı açığı, başı kapalısı, dünyanın neresinde yaşıyorsa, Türkiye'nin hangi coğrafyasında yaşıyorsa, bütün vatandaşlarımın da bu adaletsizliği bilmesini isterim. Bir de bunlar olurken malum sarayın bir de fotoromanı var. O da başka bir pisliğin içinde. Bir bakıyoruz, o da cesaretlenmiş, konuşmaya başlıyor da. Efendim neymiş? 16 milyon insanın sevgilisini görevden alacakmış beyefendiye bakın. Sen kimsin? Ekrem İmamoğlu kim? Sen Ekrem İmamoğlu'nun tırnağı bile olamazsın. Ekrem İmamoğlu'nun adını ağzına alman için önce ağzını bir yıkayacaksın. Önce ağzını bir yıkayacaksın. Sen kim? Dediğim gibi Ekrem İmamoğlu kim? Sen kendini nasıl onunla kıyaslarsın? Sen atamayla gelmişsin. O seçimle gelmiş. Senin ne haklar işlediğini ben biliyorum. Ben gayet iyi biliyorum. Senin neler çevirdiğini de biliyorum. Bak, kripto dolandırıcıları senin yanında. Mafya ya haber uçurmak senin görevin. Uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektirirsin. Kirli paranın da bir numaralı adamısın. Ben bunları bilmiyor muyum? Tamamını biliyorum. Söyledim. Yine söyleyeyim. Herkes duysun. İmamoğlu dedim. İmamoğlu size büyük lokmadır. Boğazınıza takılır, boğulursunuz. Boğarız sizi. Neyse, biz gene sürece dönelim. Dava zaten düzmeceydi. İstedikleri gibi karar çıkaramayacakları önce gördüler. Sonra o hakimi malum sürdüler. Görevden aldılar, başka bir yere sürdüler. Onun yerine sarayın tercih ettiği, iradesini saraya ipotek etmiş, yargıçlık cübbesi giyen ama asla hakimlik statüsü olmaması gereken bir kişi oraya oturttular. Sen kararı vereceksin dediler. Karar sarayda yazıldı, o da kararı okudu. Kararı okurken savcı da orada yoktu. Hakim savcının olmadığı bir ortamda zaten karar okuyamaz. Ama hakim hakim değil ki. Hakime talimat verilmiş. Böyle yapacaksın diye. O da gereğini yapıyor. Tabii bu duyulunca millet delirdi. İnsanlar isyan etti. Vallahi de delirdi millet. Billahi de delirdi. Ve isyan etmeye başladı. Bu kadar adaletsizlik, bu kadar hukuksuzluk olmaz diye. Değerli arkadaşlarım, bu sefer döndüler. Ya biz ne yaptık dediler. Derhal pergoleci Fahrettin'i devreye koydular. Bunların tek işi var, dezenformasyon. Acaba ortalığı nasıl bulandırırız diye. Önce kafaları karıştıralım dediler. Yok bu bir komplodur dediler. Yok öyledir, yok böyledir, yok şöyledir dediler. Dikkatleri dağıtmak için
cambaza bak oyununu oynadılar. Bir daha ifade edeyim. Cambaza bak oyununu oynadılar. Eskiden şenliklerde cambaz çıkar, gösteri yapar. Ondan sonra yan kesici milleti soymak için gider yanına, bak bak be, helal olsun ya, cambaza bak neler yapıyor derken, oraya bakarken cebinden parayı çalar. Bunların yaptığı numara aynı. Ama bu millet cambaz numarasını yemedi. Belediye başkanına da sahip çıktı, adalete de sahip çıktı. Değerli arkadaşlarım, belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu bugün buradadır. Sizin bilmediğiniz ama bizi yakından tanıyanların, dostlarımızın, yol arkadaşlarımızın iyi bildiği bir şeyi bu kürsüden sizlere ifade edeceğim. Böylece bütün vatandaşlarımız da duymuş olsunlar. Ben Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz. Baba oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Ona sahip çıkmak benim de boynumun borcudur. Şimdi yan kesici saraylara sesleniyorum. Çekin arabanızı. Bu kantar sizi çekmez. Çekmez. Erdoğan'a da insani olarak, bir şey söylemek isterim. İhtiras doymak bilmeyen bir canavardır. Bir daha ifade edeyim. İhtiras doymak bilmeyen bir canavardır. İhtirasının esiri olma. İhtirasına teslim olma. Kin kusma ve öfke kusma. Adaletli olmaktan, adil olmaktan ayrılma. Sana öğretmediler mi adaletin ne olduğunu? Sana öğretmediler mi dürüstlüğün ne olduğunu? Sana öğretmediler mi kucaklaşmanın ne olduğunu? İhtirasına teslim olma. İhtirasına teslim olduysan, oluyorsan, ki oluyorsun, süren dolmak üzere 4-5 ay sonra her şeyi göreceksin.